Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu s-saminu vel işrun. 28. ders. El müzekkeru vel müennes. Müzekker ve müennes. Şimdi tabi müzekker hükmünde olanlar, şimdi eril diyorlar, dişil diyorlar. Bir de müennes hükmünde olan kelimeler. Emsiletün misaller. Hâzâ racülün, hâzâ kitâbün, hâzihim râetün, hâzih dâvun. Hâzâ racülün, bu bir adamdır. Hâzâ kitâbün, bu bir kitaptır. Hâzihim râetün, bu bir kadındır. Hâzih dâvun, bu bir evdir, dâr. Şimdi burada bir müzekker veya müennes kelimeler. İmraetün müennes, hâzih ile işaret edilmiş. Dârun da semai müenneslerden. O da yine hadi ile işaret edilmiş. Aşağıda göreceğiz. Ya da efendim bir feten, feta. Feta nasıl bir kelime? Feta ismi maksur. Ya ile yazılan, elifle okunan. Esedün efendim arslan, kamerun ay, hısanun at, kürsiyun kürsi sandalye, babun züheyrun, babun kapı, Züheyr'un ve isim. Fetatün. Fetatün aslında bu feten, feta müzekkeri. Fetatün müennesi, genç kız. Lebuetün dişi arslan. Lebu'e dişi arslan demek. Lebu'e. Ya da evet. Lebu'e olması lazım. Burada lebuve diye geçmiş. Efendim lebu el diye burada kayıtlamış. Efendim dolayısıyla evet, dişi arslan lebu etün, lebu etün. Çekmemiş orada. Lebu etün. Lebu at. Lebu etün. Lebu at. Lebu değil de lebu etün. Lebu at. Dişi arslan. Efendim şemsün. Güneş. Bunlar menes semai. Dolayısıyla hicrun. Hicr. Hicr değil mi orası? Evet. Evet, hicrun atların dişisine deniyor. Ama ferestendiği zaman hem atların erkeklerine hem dişilerine deniliyor. Aynın göz, aynın göze. Yani pınar manasına da var. Üzünün kulak, suadü kadın ismi. Suad. Kavaidu kaideler. El müzekker, müzekker nedir? Hüvesmün bir isimdir. Öyle isim ki yasak sahih oluyor. En tüşira ileyhi, ona işaret etmen bir kavli ki şu sözünle. Hâzâ, hâzâ sözünle. Hâzâ ile işaret edilebilecek olanlar müzekkerdir. Kel emsiletil ula, birinci misallerde olduğu gibi. Vel müennesü müennes nedir? Hüvesmün bir isimdir. Yasak sahih olur. En tüşira ileyhi, o isimlere işaret etmem bir kavli ki şu sözünle, hazih sözünle. Zaten isim işaretlerde hâzâ ile işaret edilenler müzekkerdir. Hâzih ile ya da bu başına hâ gelmese bile zih, tih, zihi, tihi gibi kelimelerde müennes olan isim işaretlerdendir. Onlarla işaret edilen kelimelere de biz ne diyoruz? Efendim müennes diyoruz. Kel emsileti saniyeti ikinci misallerde olduğu gibi. Evet. El müzekkeru vel müennesü, müzekker ve müennes. Erkek ve dişi varlıklar. El hakikiyyâni vel mecaziyyâni. Hakiki müzekker, hakiki müennes. Mecazi müzekker, mecazi müennes olanlar. Ne demekmiş bakın bu? Mesela racülün, gulâmün, hısânün, himârün, cemelün, feten, umarû. Bunların hepsi karşılığında dişisi olan müzekkerlere hakiki müzekkerlere evet hakiki müzekker denir.
karşısında dişisi olan, tamam mı? Karşısında müennesi olan müzekkerlere ne deniyormuş? Müzekker hakiki. Kamarun, babun, kitabun, ra'sun, bi'run, kevkebün, keysun. Efendim, bunlar da müzekkeri, o zaman bu manada olursa ne olur bunlar? Mecazi müzekker. Mecazi müzekker. Çünkü bunların dişisi yok ki. İmra'atun, katibetun, hadicetun, nâgatun, etanun. İmra'atun kadın. Bak, müennes hakiki de karşısında bizzat erkeği olan müennesler. Katibetun, yazıcı kadın, hadicetü, hatice, nâgatun, dişi deve. Etanun, dişi eşek. Etan. Himar deyince her ikisine de şumulu var. Ama etan dediğin zaman dişi eşek. Mesela naga cimal kelimesinin cemel kelimesinin dişisi naga. Etan hamirin, hamir eşeklerin dişisine de etan deniyor. Evet. Dabu'un, dabu' buna neye deniyor? Dabu. Sırtlan. Dabu kelimesi sırtlan. Bu dıba kelimesinin efendim nesi? Müfredi. Dıba, müennestir. Dabu'un. Müzekkeri dıb'an gelir. Dıb'an. Dıb'an, müzekkeri. Dıba, müennesi. O zaman dabu ne oluyor? Dabu cemi. Yani dişi, ne demiştik demin? Sırtlanlar. Dabu öyle olması lazım. Efendim, dolayısıyla evet, dab'un, dab'un, etbu'un, dıba'un, sırtlan. Bize sırtlan dedik değil mi? Evet. Dolayısıyla dab'un, çoğul. Gerçi bu dab'unu müfred almış. Burada dab'un, dıba'un, etbu'un. Esas bunun cemisi o. Dab'un, sırtlan. Burada niye öyle demiş? Şu aşağıda dab'u vahidetü dıba. Tamam. Dab'u müfret ya da dab'u müfret dıba cemisi. Dıba'an de onun cem müzekkeri. Evet. Aynen. Doğru. Peki. Hirratün gibi. Dördüncüsü sinnün riclün sinnün diş. Riclün ayak, yedün el, rükbetün diz, ardun arz, yer, semaun gök, kebidün ciğer, kebit. Kavaidü. El müzekkerül hakikiyyü. Hakiki müzekker, gerçek müzekker nedir? Ma bir şey ki yedüllü delalet eden ala zikrin, zekerin erkeklere, minennas insanların erkeklerine delalet eden evil hayvani ya da diğer canlıların erkeklerine delalet eden müzekkere, müzekkeri hakiki deniyor. O zaman deminki söylediğimiz yani karşısında dişisi bulunan, karşılığında dişisi bulunan müzekkerlere ister insanlardan ister hayvanlardan bunlara müzekkeri hakiki deniyor. Vel müzekkerül mecaziyyü, mecazi müzekkere gelince nedir? Ma bir şey ki yuamelü, muamele ediliyor, muamelete zükûri minennâs. İnsanlardan müzekker olanların muamelesi gibi. Yani ona da yine müzekker ismi işaretle işaret ediliyor. Müzekker muamelesi görüyor. Evil hayvan ya da diğer canlılardan. Ve leyse minha ama bizzat erkeklerden olmayan. Yani bizzat erkeklerden değil ama erkek muamelesi gören. Kel emsileti saniyeti ikinci misallerde olduğu gibi. Kamerun, babun, kitabın vesaire. Vel müennesül hakikiyyü. Hakiki müennes nedir? Ma bir şey ki yedüllü delalet eder ala ünsa dişiye minennas insanlardan. Evil hayvani ya da diğer canlılardan. Ken emsileti saliseti üçüncü misallerde olduğu gibi şu üçte ifade edilen yukarıda. İmraatün, katibetün ve diğerleri. Vel müennesül mecaziyyü. Mecazi müennes nedir? Ma yuamelü muameletel inasi minennas. İnsanların müennesleri muamelesine tabi tutulan, insanların müennesleri hangi muameleye tabi tutuluyorsa bu da aynı muamele.
evil hayvan ya da diğer canlıların müennesinin muamelesi gibi muamele edilen. Ama veleyse minha, o gerçek müenneslerden olmayan. Bu da kel emsileti rabiati, dördüncü, dörtte ifade edilen kelimelerde olduğu gibi, misallerde olduğu gibi. Mesela sinnün, sin diş. Müennesi neymiş? Mecazi, ricl. İnsandaki çift organların tamamı müennes semaidir, çift organların. Yedün, el. Rukbetün, diz. Ardun, arz, yer. Semaun, gök. Kebidün, ciğer. Bunların hepsi semai, yani mecazi müenneslerden. Alamatü tenisi. Müenneslik alametleri. Misal, katibetün, şairatün, müştehidetün, şeceratün, saidetün, azimetün. Tamam mı? Bu kelimeler, bakın sonuna yuvarlak ta geldi hep. Bunlar müenneslik alameti. İki, demek ki sonuna böyle bir müenneslik tası getirmekle oluşturulan isimler. Selimet, Selma, Dava, Büşra, Zikra, Selva, Uzma. Selma, bunlar da maksul isimler. Dikkat edin. Maksul isimler neydi? Ya ile yazılıp elifle okunan. Hep bunların hepsi de aynı. Bunlar müenneslik alametidir. Maksul isimlerde elifle okunan isimler, o elif neyi alametiymiş? Müenneslik alameti. İsim yalnız Selma, Dava, efendim Hasna'u, Hadra'u, Arca'u. Hasna güzel kadın manası. Hadra'u yeşil, Arca'u topal, Beyda'u beyaz, Necla'u, Necla da efendim böyle gözlerin şu şeyleri böyle yuvarları geniş olan Necla. Tamam mı? Necla'u, bu manası buymuş. Necla'u kelimesi. Bunun müzekkeri encel gelir, encelü. Aynı Necla. O mesela şu yuvaları geniş olan gözlere ne deniyormuş? Necla'ü. Efendim kelimesi. Necla'ü. Evet. Şimdi geniş, iri gözlü demek. Büyük gözlü. Tamam mı? Büyük gözlü manasına. Efendim ya da diğer terkiplerde diyelim ki Leyletün Necla'ü, uzun gece demek. Buna benzer anlamları var. Peki şimdi Hasna'u, Hadra'u, Arcı, bunlara da memdud isimler deniyor. O sonundaki medd-i mutasil gibi çekilen isimler oradaki memdud hemzelerde yine müenneslik alametidir. Kahla'ı, Kahla, Kahla ne demek? Yaratılışta gözü sürmeli. Bazı şimdi suni sürmeler var. Sonradan çekilen. Kahla da yaratılışta sürmeli. Kadın. Müzekkeri ekhal gelir. Ekhal. Şimdi bu sıfat-ı müşebbeler vardı. Mesela ne gibi? Ahmeru, ahmeran, humrun, hamra'ı, hamra'ven, humrun. Ahmeru, hamra. Ya da işte burada encelü, necla, ekhalü, kahla, aynı böyle hamra gibi. O zaman kahla, yaratılışta gözü, el mekhûletül ayni hilkaten demek. Yaratılışta gözü sürmeli olan kadına kahla derlermiş. O zaman biz bu üç grupta müenneslik alametleri nasıl özetliyoruz? Sonuna müenneslik tası gelen isimler, sonuna maksur elif gelen isimler, isim maksurlar ve sonuna memdud hemzeler gelen isimler, bunlar müennestir, müenneslik alameti. Evet, kavaidu kaideler. Littenisi müenneslik için vardır. Selasu alamatin, üç alamet. Bir, ettaul merbutatü, tay merbuta, tay merbuta, isimlerin sonuna gelen, isimlerin sonuna bitişen yuvarlak ta'dır. Kel emsiletil ula. Ve elifü tenisil maksura tü. Efendim müenneslik elifi olan elifi maksura. O el maksura tü, elifin şeyi, sıfatı. Elifi maksura kel emsileti saniyeti. İkiyle ifade edilen Selma, Dava, Büşra, Zikra, Selva, Uzma gibi. Ve elifühül memdudetü. Bir de efendim elif-i memdude. Üçüncü misallerde olduğu gibi. Hasna-ı, Hadra-ı. Bunlar.
Burası bu kadar. Temrini siz yapıyorsunuz. İkinci ders Eddersu Tasi'u vel Aşrun 29. ders. Yani bugünkü yaptığımız ikinci ders El Marifetu ve Nekiratu. Marife Nekira. Marife bilinen. Nekira bilinmeyen. Marife Nekra. Nekira da okuyabiliriz. Nekra da okuyabiliriz. Marife Nekra. Bilinen bilinmeyen kelimeler. Misaller şöyle. Bir. Ene müçtehidim. Ben çalışan birisiyim. Çalışkan. Ca Züheyru. Züheyrun da olabilir. Niye? Çünkü bu gayrimusarif değil ki. Züheyrun. Efendim ca efeil Züheyrun. Onun nesi? Faili. Hâdih müçtehidetün. Bu çalışkan bir kadındır. Raca'a mensafera. Raca'a döndü kim? Mensafera. Sefere giden kimse. Örneklerini okuyalım sonra izahına geçelim. Atınil kitabe. Bana kitap ver. Kitabı ver. Ekrim sahibeke. Arkadaşına ikram et. Ya gafilü ey gafil tenebbeh uyan. Tenebbeh. Tenebbeh yetenebbevden emir hazır. Uyan dikkat et manası. 3. Câe racülün bir adam geldi. Karatü kitaben bir kitap okudum. Fetahtü baben bir kapıyı açtım. Hadaratim ra'etün bir kadın geldi hazır oldu. Hadaratim ra'etün. Hadarat. Ama beraber okursak nasıl okuyacağız? Hadaratim ra'etün kesireyle geçeceğiz. Bir kadın hazır oldu demek. Şimdi bunların izahları. Teemmelit damira. Zamiri düşün. Vel aleme alemi. Şimdi ene müştehidinde ne var? Orada zamir. Zamirler neydi? Marifeler. Marife, marife. Vel aleme alemi düşün. Alem hangisi? Züheyr. Özel isim. Vesmel işareti, ismi işareti düşün. Hazi. Vesmel mevsuli. Vesmel mevsuli. İsmi mevsuli düşün. Men. Raca'a men. Fil emsileti lüle birinci misalde. Tecid enneha. Bu kelimeleri bulursun. Dalle. Tün delalet edici ala şeyin muayyenin marufin. Bilinen belli şeye. Belli şey. Mesela ben çalışkanım deyince ben deyince zaten mütekellim. Belli. Efendim Züheyr geldi deyince Züheyr bir şahsın adı. O da belli. Bu kadın çalışkandır. O da belli. Çünkü kadına işaret ediyor. Raca mensafera. Sefera giden döndü. Çünkü bu da muhatabın nazarında belli olan şahıs. Evet, isim mevsulları da neymiş? Marife. Peki, ve teemmenil kitabe ve sahibeke fil emsileti saniyeti. İkinci misalde atınil kitabe ekrim sahibeke. Bunları düşün. Evet, tecid bulursun. Ennehuma bu ikisi la yuradu bihima. Bu ikisiyle murad edilmiyor. Eyyü kitabin. Herhangi bir kitap. Ve la mutlaku sahibin. Ya da mutlak arkadaş, genel bir arkadaş. Herhangi bir arkadaş değil. O zaman sahip kelimesi kafa muzaf olmakla marifelik kazanıyor. Senin arkadaşın. Senin arkadaşına ikram et. Senin arkadaşını ben tanıyorum ki sana diyorum ki senin arkadaşına ikram et. Yani izafetle marifelik kazanmış oluyor. Sana izafe edilmekle. Dolayısıyla ötekinde de atın il kitabe. El kitap orada eliflamla marif oluyor. Kitabı bana ver. Hangi kitap? Herhangi bir kitap değil. Belli bir kitap. Kimin nazarında belli? Muhatap nazarında belli olan bir kitap. Bel yuradu bihime. Belki bu kisiyle murad ediliyor. Kitabın muayyenin. Atınlı kitap deyince belli bir kitap. Ve sahibüke ente. Bir de senin arkadaşın. Başkasının değil. Bu da marifeli kazanmış oluyor. Ve idâ gulte dediğin zaman ya gâfilü tenebbeh. Şimdi böyle dediğin zaman fe innema tani ancak sen kast ediyorsun. Gafilen muayyenen. Muayyen bir gafili. O zaman nida edatından sonra gelen buradaki isimler bir yerde marif oluyor. Çünkü belli bir gafili. Gafil yaptığını ne yaptığını bilmeyen yaptığından habersiz olan bir insan. O zaman burada ne oldu? Bu şey de mebnidir. Damme özene mebni gafilü. Ama mahallen mensup mef'ulü. Neyin? Ed'u manasının olan ya'nın. Ya aslında harftir de
Ancak bu ed'u manasına. O zaman sen ya gafilü tenebbeh dediğin zaman belli özellikleri olan, onu kendisini tanıtan bir gafili uyarıyorsun. Ey gafil, uyar diyor, uyan diyorsun, dikkat et. Fe innema tani gafilen muayyinen. Fe in eratta gafilen gayre muayyenin, tanınmayan, bilinmeyen bir gafili eğer murad edersen, kulte dersin ya gafilen tenebbeh. Bak dikkat edin. Ya gafilen. Herhangi bir gafil. Ey gafil, uyan. Fe ente tera, o zaman sen görürsün enne hadil enva'a, bu çeşitler minel esma, isimlerden tedullu ala şeyin muayyenin, muayyen bir şeye delalet eder, belli bir şey. İza zükira, bunlar zikredildiği zaman la yansarıfü zihnü, zihin yönelmez ila gayri, başkasına. Zaten belli bir kimse ne demek? Muhatabın zihninde belirlenen bir şey. Başka tarafa meyletmez zihni. La yansarıfü yönelmez. Ne? Ez zihnü, zihin ila gayri, ondan başkasına. Ve ma bir şey ki kâne oldu minel esma-i kedalik, isimlerden böyle olanlara, yani belli bir şahsa, belli bir şeye delalet eden isimlere yüsemma, isim verilir. Ne diye? Marifeten, bilinen, tanınan, muayyen isimler diye ad verilir. Marife. Sümme teemmelil esma'e, sonra isimleri düşün. Fil emsileti, saliseti, üçüncü gruptaki misalleri tecid bulursun. Niye tecid okuyoruz burayı? Emrin cevabında gelen muzariler meczum olur. Emrin cevabında gelen. Teemmel emir, tecid onun cevabı. Enneha, bu isimler dalletün, delalet edicidir. Ala şeyin gayri muayyenin. Belli olmayan. Cearacülün dediğin zaman bir adam geldi. Kim bir adam? Erkek olan herhangi bir adam. Belli değil, tanımadım. Bana birisi geldi. Birisi geldi. Kim? Belli değil. Tanınmıyor muhatap tarafından. Peki öteki ne? Öyleyse muayyen olmayan bir kimseye delalet ediyor. Ala aksi ma ra'eyte, gördüğün şeylerin tam tersine. Fil emsileti ula ve saniyeti, bir ve iki ile ifade edilen kelimelerin tam aksine. Öyleyse felafsu racülün, racülün kelimesi la yedüllü, delalet etmez ala racülin mahsusun muayyenin, belli bir kişiye delalet etmez, marufin, tanınan. Öyleyse herhangi bir kişi. Ve cüzü caiz olur. En yekûne hâder racül, bu racülün olması caizdir, muhtemeldir. Züheyran ev sa'iden ev gayrahuma. Züheyr de olabilir o gelen adam. Yani Züheyr bir isim. Sa'id de olabilir. Ya da Züheyr'e Sa'id'in dışındaki bir insan da olabilir. Minel rical, erkeklerden. Herhangi bir erkek. O zaman buna nekre kelime diyoruz. Herhangi bir erkek. Ama kadınlardan birisi değil yalnız. Erkeklerden birisi geldi. Kim o gelen? Erkeklerden bir adam geldi. Herhangi bir adam. Kimsenin tanıdığı bir adam değil. Evet. Peki. Ve kezalike, böylece bakiyetül emsileti, diğer misallerde bunun gibidir. Yani karatü kitaben. Herhangi bir kitap okudum. Hangi kitap? Belli değil. Herhangi bir kapıyı açtım. Herhangi bir kadın geldi. La yedüllü, delalet etmez onlar ala şeyin, la yedüllü şeyin minha, diğer bu isimlerden hiçbirisi delalet etmez ala muayyenin mahsusin, belli bir kimseye. Ve ma bir isim ki kâne oldu minel esma, isimlerden kezalik böyle. Yani isimlerden herhangi bir belli bir şahsa delalet etmeyen isimlere feyüsemme ad verilir, nekiraten nekra diye isim verilir. Ne diye isim veriliyormuş? Nekra diye isim veriliyor. Kavaidü, kaideler. Kavaidü, kaideler. En nekiratu nekira. İsmin bir isimdir. Öyle isim ki yedüllü, delalet eder ala şeyin gayri muayyeni. Belli olmayan bir şeye, bu insan olabilir, başka canlı olabilir veya herhangi bir şey olabilir, belli olmayan bir şeye delalet eden isimlere nekre isim deniyor. Vel marifetü, marifeye gelince, ismin bir isimdir. Öyle isim ki yedüllü, delalet eder ala şeyin muayyenin, muayyen bir şeye. Mesela desek ki biz salleytü fi mescidin, bir mescitte namaz kıldım. Hangi mescit?
Herhangi bir mescid. Ama salleytü fil mescidil kebiri fi Sivas. Sivas'ta büyük mescitti. Mescid-i Kebir. Mescid-i Kebir neresi? Ulu Cami. Bak o ne oldu? Oradaki lami tariflerle belli bir mescid oldu. Tamam mı? Ya da salleytü fil mescid dediğin zaman yine oradaki bir lam belli bir mescid. Yani muhatabın nazarında. Ve hiye bu marifeler seb'atü envâin yedi nevidir. Marifeler yedidir. Bak bu çok önemli. Et-damiru zamirler marifedir. Her çeşit zamir. Vel alemi özel isimler marifedir. Ve ismül işaret, ism işaretler marifedir. Ve ismül, vel ismül mevsûr, ism mevsûrlar marifedir. Vel ismül muhterinü bi el, el takısına bitişik olan isimler marifedir. Vel mudafu ile marifetin, bir de marife kelimeye muzaf kılınan kelimeler marifedir. Vel münadel maksud bin nidai. Nida edatıyla kastedilen münadalar. Nida edatıyla. Kastedilen ne demek? Belirlenen. Mesela ya gafilü tenebbeh diyor. Nida edatıyla bir yerde belirleniyor. Mesela diyor ki ey filan gömlekli gafil adam. Sana sesleniyorum. Seni çağırıyorum. Uyan, dikkat et. Nida edatıyla kastediliyor. Yani belli bir şahıs kastediliyor. O zaman belirlilik kazanmış oluyor. Şu kısmı da okuyalım. El muhterinü bi el. Ele bitişen isimler. El takısı, el. Buna elif lam deniyor. El muarrafı bil elif ve la. Elif lamla belirli hale getirilen, burada ne diyoruz? El mukterinü iktarane, yakterinü iktiranenden mukterin ismi fail. Bitişik olan bir el, el takısına. Câetil mizün, bir talebe geldi. Bu marife değil, nekre. Ama câetil mizü dese mütekellim, bir talebe geldi ama nasıl? Belli bir talebe. Bu bellilik hem konuşanın nazarında belli, hem muhatabın nazarında belli. İdahat, tegûlü dersin, câetil mîzün, talebe geldi, herhangi bir talebe. İdâkâne olduğu zaman gayra muayyenin, o talebe muayyen olmadığı zaman ve gayra marufin tanınmadığı zaman, gayri maruf, indeke senin yanında, ev inde men tuhadisuhu ya da senin konuştuğun kimsenin yanında. İnde men tuhadisuhu ne demek? Muhadese. Konuştuğun kimsenin yanında, yani muhatabın yanında belli değilse, senin yanında tanınan birisi, kimse değilse, o zaman ne diyorsun sen? Câetil mîzün diyorsun. Peki ve tegûlü dersin, câetil mîzü, belli bir talebe geldi, inkünte, eğer sen isen, tetekellemü, konuşuyor isen, kimden? Antil mîzin marufin. Tanınan bir talebeden bahsediyorsan, konuşuyorsan, o zaman ne diyeceksin? Câetil mîzü diyeceksin. Öyleyse, fel ismi isim, ellezi öyle isim ki, tesbikuhu el. Kendisinden önce el takısı gelen isimler nedir? Marifetün marifedir. Marifetün marifedir. Ve yüsemma bu marifeye isim verilir. El muarrafu bi el. El ile marife kılınan. El muarrafu bil elfi vel lam da denilebilir buna. Bi el de denilir. Vel muhteri nü efendim ya da vel muhteri ne bi el ya da ele bitişik olan marife diye ad verilir. Kavaidü. El muhterinü bi el, el takısına bitişik olan isimler hüve o nedir? İsmin bir isimdir. Öyle isim ki sebekat hü, kendisinden önce geçen el, el takısı. O zaman fektesebet tarife, kendisinden önce el takısı geçen isim, o el takısı sebebiyle belirlilik kazandı. Fektesebe kazandı. Neyi kazandı? Et tarife, belirlilik kazandı. Mislü er-racülü vel-kitabü vel-hısanü gibi. Mesela racülün, kitabün, hısanün desek bunlar ne olur? Nekre olur. Ama başına el takısı getirdik mi? Er-racülü, el-kitabü, el-hısanü. Bunlar ne olmuş oluyor? Efendim, marife olmuş oluyor. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet.